Kahvaltı dünyasına girelim o zaman. Buyurun. Şimdi hani paran yoksa zeytin ekmek ye kardeşim dediğimiz hadisi aslında lükse peki kaçtı biraz da. Değil mi? Ya da simit ekmek zaten lükstü de. Son zamlardan sonra tek bir zeytinin tanesi 1 lira 10 kuruş olmuş. Zeytin ya, şu kadarcık zeytin. Hani yere düşürürsün ya mesela. Onu işte gözün gibi artık alacak üflip yiyeceksin. Çünkü 1 lira 10 kuruş. Ha bugün böyle, haftaya 1,5 lira olabilir. Olabilir. Günün en kıymetli öğünü kahvaltının olmazsa olmazlarına öyle zamlar geliyor ki efendim, şaşıp kalıyoruz. Bir bakalım an itibariyle neymiş durumlar. Zeytin aldık, peynir aldık. Ne kadar tuttu? 460. Düşünün yani, geldiği zaman bir anda tereyağının 80 lira kilosunda pahalı olduğunu düşünün. Yarım kilo alıyorum. Zeytin, peynir, tereyağı. Bu aralar şarküterilerin zam şampiyonu. Fiyatları öyle bir yükseldi ki birden. Hem esnaf şaşırdı hem de alışverişe gelen vatandaş. Bakın fiyatları neydi, ne oldu? Zaten yüksek olan fiyatlar. Ne gerek vardı bu zamma diyorum. Ne kadar tutuyor ortalama bir kahvaltılık alışverişi? Gramajların şeylerine göre fark ediyor ama 500 ile 1000 arasında değişiyor. Fiyatı en çok yükselenlerden biri zeytin. Yaklaşık 80 lira birden zamlandı kilosu. Kilosu 180 ile 220 lira arasında. Yeşil zeytinlerimizin kilogramı da 165 ile 189 lira arasında değişiyor. Zeytin daha çiçekteyken don vurmuş olması zeytini olumsuz etkiledi. Asıl en büyük sıkıntımız 45 gün 2 ay diyebiliriz. Kesinlikle yağmur olmadı. Bu zeytinin yağlanmamasına bir sebeptir. Artı toplanmamasına bir sebeptir. Hurmanın tanesi, pastırmanın dilimi derken önceden, şimdi zeytinin de tanesine hesaplar olduk. Bakın bu elimdeki zeytinin kilosu 220 lira, koyuyorum tartıya. Tanesi 1 lira 10 kuruşa geliyor. Geldiğim zaman 1 kilo aldık, şimdi 250 gram zeytin alıp gidiyorum yani. Yaklaşık 1,5 lira kadar süte zam yapıldı. Bu gelen zam süt konseyinin belirlediği bir zam değil, biz de anlayamadık. Zeytine gelen zammın aynısı tereyağına da geldi. Onun da kilosu 80 lira birden zamlandı. Krema sıkıntısından dolayı 280 liraya satıyordum bundan 10 gün önce. Şu anda kilosu 360 lira. Tabii süt ürünlerinden taze kaşar ve beyaz peynirde de yine zam var. Taze kaşarda gelen zam %15, kilogramı 240 lira. Ezine peynirlerimizin kilogramı 195 ile 220 lira arasındaydı. Bunların kilogramı da şu anda 235 liraya buldu. 319, iki parça ürün. Yani geçim zor. İki parça bir şey alsanız bile yaklaşık 300 lira tutuyor. Aileler alışveriş yaparken mecbur azar azar alıyor. Fiyatlarda bayağı bir üzücü rakamlar ama yapacak bir şey yok. Göçümüze yettiği kadar. Çok çarpıcı bir araştırma. Gerçekten evet. Zeytinin gramının bir tanesinin bir geldiği gram ve geldiği lira karşılığı inanılır gibi değil. Bir durum. Hı? Yani süt konseyi de belirlemedi diyor. Nereden evet çıktık bu zam diyor yani satan arkadaş, esnaf kardeşim. Gerçekten evet nasıl böyle kafalarına göre takılıyor evet mu o insanlar? Hani bildiğim kadarıyla akaryakıta falan zam geldi mi arkadaşlar? Son günlerde. Yani hani bir 2-3 lira ara ara geliyor, sonra indirim vesaire oluyor. 40'ın üzerinde anladık da yani. Aslında zeytinlerin şu anda. Yani hani anlamadım ben. Bir arkadaş da diyor ki yapacak bir şey yok, ne haber? Ne haber? Yapacak yani bir şey yok. Yani yapacak böyle bir şey yok. Madem şöyle bir şey, hani süt konseyi belirlemedi, bu zam neyin nesi diye ilgili yerlere bir şikayette bulunabilir. Evet. Hani önüne gelen, hani şimdi tereyağı atıyorum 300-500 lira, yarın 600-700 lira olacaksa bunu hani bir şikayet edeceğimiz bir yer vardır illa ki. Ha, yapacak bir şey yok ki ama demek de değil. Olmaz bir vatandaşlık görevi ediyoruz olarak ben bir sorarım. Tabii ki. Niye? Ha, süt konseyi madem böyle, hani, böyle bir zam yapmadı, sen o zeytine neden 80 liraya varan bir doktor artış koydun? Ha, aynen hı öyle. Doktor, bir de en gitti yani en hani nispeten makul fiyata satılan yerlerden bahsediyoruz. Hemen öyle Mısır Çarşısı'nın yan tarafında kesinlikle falan. Öyle. Bir de o marketlere falan girsek. Bir de düşün, pastırma yok, sucuk yok ortada. Tabii canım, pastırmanın dilimine o zaman de dilimin neye geldiğini. O uçmuş gitmiştir. Uçmuştur. Ne vallahi kadar yani aşağı yukarı bir dilimi. 40-50 lira falan, dolar mıydı? Euro'ya mı bağlı şimdi? Altına mı bağlı? Anlamadım ki. Neyse yani hani çoluğu çocuğu olan arkadaşlar var buradan inşallah. Hep, yani onları da yeme kardeşim diyemezsin. Dolayısıyla Allah bugünlerimizi aratmasın. Amin. Hadi diyelim. Peki.